Evet sevgili arkadaşlar, biraz trafiğe takıldım, geciktik o nedenle. Hakkınızı helal edin. Şimdi önceki hafta bu İbn Sina'nın bilgi varlık ilişkisi bağlamında söylediklerini bu kez neyle ilgili olarak ele aldık? Onun Risale fi Ecramil Ulviye adlı bir risalesi var demiştim. Ve bu risalede İbn Sina'nın meşai, doğa merkezli nitelikçi paradigmaya dönük eleştirilerinden bahsetmiştim. Ve bu risaleyi okumaya başlamıştık. İbn Sina kabaca şöyle bir manzara tasvir etmişti. Demişti ki mevcut ellerindeki paradigmanın sınırlıkları itibariyle biz bir basit cisimlerden bahsediyoruz. Bir de bileşik cisimler. Yani tabiatı basit olanlar var. Bir de tabiatı bileşik olanlar var. Basit tabiatlı cisimler ateş gibidir. Diyelim ki onun sergilediği yakma özelliğini onun sıcak ve kuru niteliğine indirgeyerek açıklayabiliyoruz. Ama bileşik tabiatlı cisimlerde iki tür tabiat bulunur. Bir, basit unsurlarına, o unsurlardan bileşerek meydana gelir. Bir, o cisimlerde bu unsurlara indirgeyerek açıklayacağımız özellikler bulunur. Bir de bu unsurlar bileşince ortaya o unsurlarda bulunmayan ama o unsurların bileşimiyle meydana gelmiş belli özellikler çıkar dedi İbn Sina. İşte bu özelliklere de hassa adını veriyoruz dedi. Yani yeni ve değişik aslında özellikler manasında hassa diyoruz dedi. Hassaya örnek olarak da Sakamonya'nın müshil olmasını verdi. Başka örnekler de verilebilir. Yani mıknatısın çekmesi, kehribar taşının elektrikselliği gibi özellikler de verilebilir. Yani gerçeklik evreninde parçalardan meydana gelen bütünün sergilediği parçalara indirgenemez bazı özelliklerin bulunduğunu İbn Sina söylemiş oldu. Bunu ifade ettikten sonra dedi ki tabiatçı filozoflardan cahil olanlarından bazıları ve onlara tabi olanlar bu hassayla ilgili olarak, hassanın varlığının illetiyle ilgili olarak ne yapıyorlar? İki şeyi bilmek istiyorlar. Bir, bu unsurlardan hareketle söz konusu özelliğin varlığının nasıl izah edileceğini öğrenmek istiyorlar. Yani bu ortaya çıkan yeni özelliğin tamamen bu unsurlara bağlı bir şekilde izah edilmesini istiyorlar. Diyelim ki insanda düşünme özelliği var değil mi? Düşünme özelliği beyinde gerçekleşiyor ve beyindeki nöronlar arasındaki elektrokimyasal bir ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkıyor diyelim. Evet, nöronlar bir araya geliyorlar ve diyelim bilinç ortaya çıkıyor. Bu nöronların kendisinde bilinç yok. Ama bir araya gelince bilinci doğuruyorlar. Mesela beyin ameliyatı uyuşturulmadan yapılır. Çünkü beyin kendisi hissetmez. Ama nöronların bir araya gelmesiyle hisseden bir varlık ortaya çıkıyor. Evet. Kalpte pompalama özelliği vardır ama kalbi oluşturan hücrelerin kendisine değildir. Pompalama özelliğine sahip değildir. Veya tuzda tuzluluk özelliği vardır ama sodyum klorür, ne sodyumda ne de klorürde tuzluluk özelliği yoktur. Suda şu özellikler vardır ama hidrojende ve oksijende o özellikler yoktur. Şimdi birisi kalkıp derse ki ben bilmiyorum yani var mı yok mu bu özelliklerin, bu yeni özelliklerin doğrudan doğruya müstefadeten minel anasır. Bu parçalardan nasıl türetilerek
varlığa geldiğini bana izah et derse ne derim? İki, bunu demekle kalmaz. Şunu ilave ederse, efendim, bana bunu öyle izah et ki cevap olarak diyelim ki bana sunduğun işte bu onda işte şu tabiattan dolayı meydana gelir, şu kuvveden dolayı meydana gelir dediğin şey, bu kuvveler ve tabiatların benim hayal gücümde somut imajlar şeklinde resmedilsin. Yani senin bana metafiziksel bir cevap olarak takdim ediyor göründüğün kuvve, tabiat gibi aslında kökeni metafizikte bulunan bu terimleri en yuhayyere lehum hatta tasira murtasemeten fil kuvvetil musavvireti. Tasavvur gücümde resm olacak şekilde ben de meydana gelsin bunlar. Bu şu demek, burada David Hume'u hatırlatmıştım size. Efendim, bizim zihnimizdeki bütün ideaların, fikirlerin, duyu verilerinden türetilmesi ve onlara indirgenebilir olması gerektiğini söylüyordu nihai kertede. Bu da diyor ki bana cevap olarak takdim edeceğin her türden fikrin ve o fikri ifade eden terimin nihai kertede duyulardan çıkarsanmış ve onlara indirgenebilir olmuş olması gerekir. İbn-i Sina buna cevaben dedi ki iki istek de imkansızdır dedi. Bunlar imkansız taleplerdir. Burada kalmıştık. Niye imkansızdır sorusuna İbn-i Sina'nın cevabını takip ediyoruz. İbn-i Sina diyor ki birinci isteğe gelince yani bu parçalardan hareketle bu yeni özelliklerin varlığını izah etmemiz gerektiği şeklindeki buna fizikalizm diyebiliriz. Yani evrendeki cisimlerin sergilediği bütün özelliklerin o cisimlere içkin fiziksel altyapıya indirgenerek izah edilmesi gerektiği anlayışı. Ve bu izah esnasında da o unsurlardan başka fiziksel olmayan herhangi bir ilkeye müracaat edilmemesi gerektiği şeklindeki anlayış. Bu anlayışla ilgili diyor ki birinci olarak فَلِأَنَّ غَايَةَ مَا يُمْكِنُ اَنْ يُعْطَى مِنَ السَّبَبِ efendim مِنَ السَّبَبِ وُجُودُ الطَّبَائِعِ لِوُجُودِ الطَّبَائِعِ لِلْمَطْبُعَاتِ اَسْبَابٌ ثَلَاثَةٌ. Yani tabiatların, tabiat sahibi şeylerde var olmasıyla ilgili izahlar getirmek istediğimizde üç tür izah biçimi söz konusu olabilir. Üç tür izah söz konusu olabilir. Yani niçin ateşte, niçin sakamonyada ishal edicilik tabiatı, mıknatısta çekme tabiatı, işte filanca nesnede şu tabiat vardır dediğimizde biz bilimsel enstrümanlarımız ne? Üç tane açıklama yolumuz var. Ehaduha el fa'il. Faile müracaatla izah yapabiliriz birincisi. Nasıl? Deriz ki ve huve tedbiru sani'i ve cuduhu ve adluhu ve i'ta'uhu kulle şeyin ma yucibul hikmetu vel cudu i'ta'ahu iyyahu. Birincisi metafiziksel fail nedene işaret etti İbn-i Sina, Tanrı'ya yani. Yani niçin bu mıknatısı oluşturan fiziksel parçalardan, parçaların bir araya gelmesiyle bu özellik ortaya çıkmıştır? Niçin iki hidrojen bir oksijenden su meydana gelmiştir diye sorarsan deriz ki birincisi, deriz ki Tanrı efendim yaratıcının efendim bu dünyanın iç işleyişine ilişkin efendim kendine mahsus yönetimi, tedbiri, onun cömertliği efendim ve adaleti ve her şeye kendi hikmetinin ve cömertliğinin gerektirdiği şeyi vermesi. Yani tanrısal yaratıcılık, yani ilahi yaratıcılığa müracaat ederek izah ederiz. Deriz ki
iki hidrojen ve bir oksijenin birleşmesinden suyun meydana gelmesi, bu unsurlardan suyun varlığının ve ona ait özelliklerin zuhur etmesi, ortaya çıkması Allah'ın bunun ondan çıkmasını takdir etmesine bağlıdır. Böyle deriz diyor. Bu minvalde bu izah şöyle dillendirilebilir diyor. Fessani'u yaratıcı e'ata el-heyyule elleti ebda'aha yoktan yarattığı tırnak içerisinde heyyulaya mines suvari bazı suretler vermiştir. Heyyulaya suretler vermiştir. Ma kana yecibu fi hikmetihi ve cudihi hikmeti ve cömertliğinin gerektirdiği haliyle. Nasıl ale taksimi ve taksiti ellezî kâne yaktadîhi adlu takdirihi ve alemi nasıl yönetmesi gerekiyorsa kendi ilmine göre o yönetiminin alemi idare tarzının gerektirdiği adil yönetim icabınca her maddeye kendi adil paylaşımı ve bölümlenmesine binaen cömertliği ve hikmeti gereği belirli suretler vermiştir. Demiştir ki bu madde bu şekilde bir iç efendim yapıya kavuşursa onda şu suret ortaya çıkar. Bu Allah'ın takdiridir yani. Evet biz neyi biliriz? Bu suret bu maddi iç yapıya bağlıdır. Bir korelasyon vardır. Ama niye başkasına değil de buna bağlıdır? Bu Allah'ın takdiridir. Yani niçin, anlatabildim mi? Yani bu niçin başka türlü değil de böyle? Bu alem için de düşünülebilir. Hani çoklu evrenler, paralel evrenler falan var ya, bu evren başka türlü olabilir miydi? Yani bu evren niçin başka türlü değil de böyle? Aynı şekilde niçin bu özellik bu maddi altyapıya bağlanmış da başka maddi altyapıya bağlanmamış? Amino asit ve miyoglobinden bahsettim size değil mi? Niçin miyoglobin 13 amino asitin şu şekilde dizilişine bağlanmış da bu amino asitlerin başka türden bir dizilişine bağlanmamış? Bu Allah'ın takdiri, ilmi, hikmeti, onun evreni idare etme tarzıyla alakalı bir şeydir. Bunu biz önce buna böyle deriz birinci olarak diyor. Vethani ikinci olarak bu özelliğin bu parçalardan meydana gelerek var olmasını izah etmek için neye müracaat edilir? Biz bir Allah'ın yaratıcılığına müracaat ettik. İki el-kabil bu suretleri verdi ya Allah. O suretleri kabul eden maddeye, kabul ediciye müracaat ederiz. Ve deriz ki ennel kabile yani o sureti kabul eden şey kâne müsteidden lihâzihi darbi mine tahliki ve tasviri ve tatbi'i ve takviye. Allah Teala onu bu şekilde yaratmadan önce, bu sureti vermeden önce, bu tabiatı ona vermeden önce, bu kuvveyi vermeden önce, yani tasvir, tatbi', takviye, kuvvet verme, tabiat verme, tasvir verme, belirli bir hilkat ona verme, bunun öncesinde ne idi? Allah'ın ona verdiği tarz, verdiği bu tarzdaki efendim özelliğe dönük bir istiadada sahip idi. Kâne müsteidden. Müstahit ne demek? İstidada sahip. İstidat ne demek? Hazır bulunuşluk. Yani öyle olabilir olma. Mesela su biçimlendirmeye müstahit midir? Müsait midir diyoruz bazen artık. Bu müstahitin tesi gitmiş. Müstahit kelimesi Türkçe'de müsait şeklinde kullanılıyor. Halbuki Arapça'da müsait yardım eden demek yani. Müsaade, yardım istemek demek falan. Bir kuvvet olmuş. Evet.
Su biçimlendirmeye müsait midir? Müstahit midir? Değildir, değil mi? Biçimlenir mi su? Biçim alır mı? Şöyle, hayır, eline alıp şekil verebilir misin suya? Onu kastediyorum. Bir şekil kabul etmez kendinde su yani. Ancak her şey ona dönük istidadına sahip olduğu şey olabilir yani. Dolayısıyla her... Şöyle, nasıl yani? Yani o şekilde yaratıldı ve daha fazlası yok. Yani ilkine çok yakın, ilk anlatıma çok yakın, fay üzerinden anlatmaya çok yakın. Bu Kabil, yani yaratıcının yaratıcılığını sınırlayan ve yaratıcının böyle yaratmasının temeli fizik evrende bulunur demeyse, Kabil'de ile ilgili bir şey bu. Yani madde öyle bir şekilde bir iç yapı kazanır ki Allah onda ancak bunu yaratabilir. Bu her şeyi yaratamaz o maddede yani. Onu demek istiyor. Yani beyindeki nöronlar öyle bir şekilde efendim bir yapılanma yani yapılanır ki o yapılanma üzerinde ancak bilinç meydana gelebilir. Mesela midede de sinirler var değil mi? Niye bilinç sinir, bilinç midedeki sinirlerde değil de beyindeki sinirlerde ortaya çıktı? Çünkü beyindeki sinirler ile bilinç arasında özel bir ilişki vardı. Beyindeki sinirler öyle yapılandılar ki onlar üzerinde sadece bilinç meydana gelebilirdi. Bilinç ancak orada meydana gelebilirdi. Yani Tanrı, tırnak içinde söylüyorum, tırnak içinde, yani Tanrı tutup da bilinci masada yaratamazdı yani. Ancak beyinde olabilirdi. Bu demek yani. Anlaşıldı mı? Yani bir demek ki nesnedeki özelliklerin varlığını bir neye nispetle izah edebiliriz? Tanrı'nın şunu iradesine. Ben bilincin bu fiziksel yapı üzerinde ortaya çıkmasını takdir ettim. O zaman o fiziksel yapıyla bu özelliğin bir alakası var. Nedir o alaka? O fiziksel yapının bu özelliğe dönük bir dispozisyon. Dispozisyon su demek, ön konumlanma demek. Predisposition. Disposition, disposition, ön konumlanma demek. Arapçada bunu erken dönemde İstiyadat değil de ellevi bil vada diye tercüme ediyorlar. Yani o özellikten önce o özelliği alacak şekilde bir konumlanmaya sahip, bir yapılanmaya sahip madde. Bu yapılanmayı ne ortaya çıkartıyor? Söyleyecek İbn Sina şimdi zaten. Anlaşıldı mı bu istiyadat meselesi? Bu dispozisyon teorisi çok önemlidir arkadaşlar. İbn Sina'dan sonra da çok uzun süre etkisini devam ettiriyor bu dispozisyon teorisi, istidat teorisi. Mesela kelamcılar reddediyorlar bunu, bu istidat teorisini. Allah'ın kudretini sınırlar diye. Yani Allah canlılığı Musa'nın asasında yaratamaz. Canlılık için bu bedene ihtiyaç var. Asa nasıl canlı olsun? Bu faili muhtar teorisine karşıt olduğunu düşünüyorlar istidatlar fikrinin. O yüzden kelamcılar tabiatlar, güçler ve istidatları reddediyorlar. Bu istidat fikri yani kelamcılar, hususen eşariler, öyle diyeyim yani. Bunu kabul ettiklerinde de bu düşünceyi onu faili muhtar teorisine göre yeniden yorumlama ihtiyacı hissediyorlar. Şimdi konumuza geri dönelim. Buraya belki ileride kelami perspektif itibariyle döneriz. Evet. Ve kâne, demek ki istidadı söyledik. Ve kâne istiyadadun ma yahsulu lehu kable terkibi ve fi halil besateti istiyadadun ahar ve fi halil besateti.
Yani bu cümle şey ve kâne istiyadadun ma yahsulu lehu kable terkibi ve fi halil besateti. Parçalar birleşime, bileşime girmeden önce henüz tek başlarına iken, basit iken onların kendilerine ait bir istidadı vardı. Mesela işte sıcak ve kuru, sıcak parçanın kendine ait bir istidadı var. İstidat şu demek, belli bir şey olma istidadı var. Sonra وَاِسْتِيَدَادٌ اَخَرْ يَحْسُلُ لَهُ بَعْدَ تَرْكِيبِ وَالْمِزَاجِ parçalar birleştikten ve mizaç karıştıktan sonra, imtizac ettikten sonra da yeni bir istidat meydana geldi. Yani şunu diyor İbn Sina, iki istidat var. Bir basitlerin kendine ait istidatları var, parçaların. Sonra parçalar birleşince, imtizac edince teknik tabirle, bu imtizac neticesinde ortaya çıkan yeni bir istidat var. Ve bihasebi kulli nev'in mine terkibi vel mizac, her karışım tarzına göre, her karışım tarzına göre, her karışım ve bileşim tarzına göre yahduthu isti'dadun ahar, farklı ve başka bir istidat ortaya, dispozisyon ortaya çıkar. İkinci izahımız da bu şekildedir diyor İbn Sina. Maddeye müracaatla yaptığımız bir izahtır burası. Burayı biraz açmam gerekiyor sanırım bu istidat meselesini. Burada önemli olan kısım burası bence İbn Sinacı teoride. Devam edeyim de ilerideki cümleyle beraber açalım. Burası anlaşıldı mı? İstidatla ilgili var mı sormak istediğiniz bir şey? Bu bil kuvvelikten daha kompleks bir şey istidat. İbn Sina'nın istidat görüşü. İstidat ve tehayyül görüşü. Parçalar birleşince fizik kimyaya dönüştü burada. Tabii. Ondan dolayı böyle oluyor. Evet, evet, evet. Çünkü artık fizik nesnenin hareket ve durağanlığını izah ediyor. Kimyada nesnenin sergilediği özelliklerin iç yapısını ve oluşum süreçlerini analiz etmeye başlıyoruz biz esas itibariyle. Üçüncü olarak diyor İbn Sina, nesnenin sergilediği bu özelliklerin parçaların birleşimiyle beraber İzahı noktasında müracaat edeceğimiz üçüncü şey gayedir. Gai illete müracaat etmektir. Bu ve huve el garadul hikemiyyu ellezî sana'a sani'u mâ sana'a li eclihi. Yani Allah'ın üçüncü olarak şöyle deriz. Yani bu parçaların birleşimiyle bu özelliğin ortaya çıkmasının gayesi nedir? Bu Allah Teala'nın yaratıcının o özelliği kendisi için nihai kertede yarattığı gayeyi ifade eder. Yani ben örnek veriyorum, işte bu kalemi diyelim fırlattım. Niçin fırlattım? Efendim örnek vermek için fırlattım. Bu gayeyi her zaman bilebilir miyiz? Bilemeyiz ama bu gayeyi Allah'ın kendisi bilir. Onu ifade edecek şekilde diyor ki وَلَهُ الْخَلْقُ vel efendim emru taala amma yasifuhu bihil cahilun. Cahillerin tavsif ettiklerinden yüce olan Allah'a aittir yaratma ve idare etme. Allah'ın dilediği bir gaye nedeniyle bu böyle ortaya çıkar deriz üçüncü olarak. Ve emme ma vera haza fe muhalun en yutla, bunların öte, bu üç cevabın ötesinde ne denilebilir diyor başka İbn Sina. Yani bir fiziksel izahını yaptık. Dedik ki bu fiziksel parçalar birleştiğinde bu fiziksel parçaların kendi iç yapısının ortaya çıkardığı mekanizma ancak belirli bir özelliği
kabul edecek şekilde özelleşir ve o özellikle bu yapı arasında bir özel ilişki meydana gelir. Ve nihai kertede varlık bu yapılandırılmış fiziksel altyapıya sirayet ettiğinde eder etmez ne ortaya çıkar? O özellik meydana gelir diyor İbn Sina. Bu fiziksel tarafını hadisenin böyle vaz ediyor diyelim. Hatta bu istidatla ilgili olarak metafizikte, eşşifa metafizikte İbn Sina şunu söylüyor. Sanki diyor bu istidatlar diyor biraz sonra ortaya çıkacak özellik var ya. Biraz sonra ortaya çıkacak özelliğe nispetle daha önce maddede sanki zillu hayalin bir tür ev eser yani bir tür iz, bir tür onun gölgesi, bir tür yarı gerçek, hayali bir efendim izi gibi bulunurlar nesnede. Yani yarı gerçek, hayali bir izi, iz gibi bulunurlar. Bu iz terminolojisi Platon'da traces diye de İngilizce ifade ediliyor. Yunancası ihne dediğimiz bir şey. Platon'da kaotik bir biçimde birazdan meydana gelecek türlerin ve özelliklerin izleri burada bulunur. İbn Sina'da bu kaotik değil, düzenli, tertipli imtizaç süreçlerine bağlı olarak fiziksel evrende nesnede birazdan ortaya çıkacak özelliğin gerçek bir şekilde sağduyu evreninde ortaya çıkacak özelliğin İbn Sina'ya göre neyi bulunur? Kuvası riil, yarı gerçek izleri bulunur. Şöyle izah edelim bunu. Bu istidat teorisini. Bu İbn Sina'nın bilim teorisi için önemli. Birazdan İbn Sinacı epistemoloji açısından da kritik bir rol oynayacak bu teori. İbn Sina'da varlık katmanlarını şöyle bir gözden geçirelim. Aristoteles'le de karşılaştırabiliriz ana hatlarıyla. Burası şuranın üstü bizim sağduyu evrenimiz olsun. Yani mıknatısın çektiğini, işte Sakamonya'nın şu özelliği sergilediğini, işte filanca cismin bu özelliği sergilediğini gördüğümüz, insanın düşündüğünü, bitkinin büyüdüğünü, canının hareket ettiğini gördüğümüz evren burası. Bu evrende neler var? Özellikler. Özellikler. Ne tür özellikler? Sağduyusal özellikler. Sağduyusal özellikler. Buraya Wilfred Sellers'a izafeten ne adını vermiştik biz? Common sense image dediğimiz kısım burası. Common sense image. Evet. Sonra bu özelliklerin altında başka renkli kalem var mı? Altına iniyoruz artık bu özelliklerin. Bu özelliklerin altında hangi alan var? İstidatlar alanı var. İstidatlar alanı var. İstidat söyledik. Yani nesnenin birazdan olacağı şeye dönük artık başka bir şey olamayacak bir biçimde yapılanıp ona dönük tam bir ilişki elde etmesi. İstidatları ortaya çıkartan şey ne arkadaşlar? İstidatlar sağduyusal özellikleri ortaya çıkartıyor. İstidatları da arkadaşlar mizaç yani fiziksel karışım, physical mixture, fiziksel karışım. Bunu da istidatlarda mizaç doğuruyor. Sebebul istidadat huvel mizaç. Mizaç. Mizaçlar neyle ortaya çıkıyor? Parçacıkların karışımı. En altta da ne yer alıyor? Parçalar. Parçalar
parçacıkların karışımı, yani imtizaç, imtizaçtan mizaç, mizaç istidadı doğuruyor. Şu süreç, arkadaşlar, şu sürecin tamamı İbn-i Sina'da sağduyu evreninin altındaki nesneye içkin fiziksel altyapıyı ifade ediyor. Bu özellik bu altyapıya dayalı olarak ortaya çıkıyor. Bu altyapıya dayalı olarak ortaya çıkıyor. Şöyle düşünüyor neticede İbn-i Sina. Bu diyelim ki 13 amino asit karıştı. Belirli bir yapı elde etti, mizaç yapı elde etti. Bu yapı sayesinde artık öyle özelleşti ki gerçekten o sadece artık miyoglobin olabilir. Başka bir şey olamaz yani. Fakat niye miyoglobin olmuyor? Şimdi bunu sormanız lazım. Olsun, neyi bekliyor yani? Bunlar birleşince o özelliği sergilemek için beklemeleri mi gerekiyor? Yani buradan bu efendim fiziksel altyapı gerçeklik evrenine, sağduyu evrenine çıkıp bil fiil hale gelmek için niye bekliyor? Yani niçin onu çömine asiti birleştirmez hemen miyoglobin ortaya çıkmıyor? Aristoteles de böyle esas itibariyle. Aristoteles de fiziksel parçaların birleşimi ile özelliklerin ortaya çıkışı arasında bir mesafe yok. Doğrudan doğruya bu fiziksel niteliklerin karışımından özellikler ortaya çıkıyor. İbn Sina'nın geçen haftalarda eleştirdiği, siz efendim özellikler ve suret arasında ayrım yapamadınız. Her şeyi hareketle izah etmeye çalıştınız. Tabiatla suret arasında bir ayrım yapamadınız. Şeyinin eleştirisinin sebebi bu. Diyor ki İbn Sina, bu özelliklerin efendim bu fiziksel niteliklerin bir araya gelmesiyle hemen bu ortaya çıkıyorsa bizim bu özelliği buna olduğu gibi indirgeyebilmemiz lazım. Ama öyle görünüyor ki bu özellik bu parçacıkların bir araya gelmesiyle hemen ortaya çıkmıyor yani. Bunun ortaya çıkabilmesi için ne gerekiyor? Bir efendim varlık verici ilkenin müdahalesi gerekiyor diyor esas itibariyle İbn-i Sina. Öyle olunca İbn-i Sina diyor ki şu istidatlar seviyesinde nesne aşağıda şöyle diyelim. Artık diyelim ki yuvarlak bir şey çıkacak. Şuna bir özellik diyelim. Şu özellik şu şekilde bulunur, bir gölge gibi. Aslında nesne yarı neredeyse ortaya çıkmıştır. Ama henüz gerçek olmamıştır. Nesne şekillenmiştir, biçimlenmiştir. Nesnenin yazılımı tamamlanmıştır yani. Tamam? Onun yukarıda gerçek bir şekilde artık sağduyu evreninde ortaya çıkması neye bağlıdır? Şu alana yukarıdan tanrısal feyzin efendim ilahi varlık verme fiilinin müdahil olması gerekir ve bu varlık verme fiili ne yapar? Bunu bil kuvve halden, istidat vaziyetinden hangi hale çıkartır? Bil fiil vaziyete çıkartır. Dolayısıyla varlık verici prensip istidatları bil fiil hale getirici, onlara birlik kazandırıcı, düzen kazandırıcı ilkeyi ifade eder diyor İbn-i Sina. Burada şöyle bir fark görüyoruz İbn-i Sina'da. İbn-i Sina'ya göre yeni Eflatuncularda olduğu gibi şu nesnede gördüğümüz özellikler ne değil? İşte henüz faal akılda zaten yapılanmış belirli ve bu belirsiz maddeye bir böyle hamura, pasta şekli veren ne diyorsunuz? Kalıplar gibi Tanrı kalıp basmıyor esasında. Yani bunlar burada şekillenmiyor. Tanrı da ayrı ayrı mesela işte balıklık sureti, kelebek sureti, insan sureti, kaplan sureti var da maddeye onları mühür olarak basmıyor Tanrı. Bunlar Tanrı'da belirlenmiyor. Bunlar nerede zaten belirleniyor? Fiziksel süreçle beraber bunlar bir belirlenim kazanıyor ama yarı belirlenim kazanıyorlar. Tanrı'dan gelen feyiz ne yapıyor?
bunlara tam belirlilik kazandırıyor esasında. Gerçeklik kazandırıyor. Yarı gerçeklikten tam gerçeklik seviyesine bunları çıkartıyor. Dolayısıyla İbn Sina'da bu özelliklerin kaynağı metafiziksel. Kaynağı metafiziksel, temeli fiziksel. Bu özelliklerin temeli, bu özelliklerin başka türlü değil de böyle olmasının temeli fizik içerisinde aranabilir. Fakat bu özelliklerin var olmasının, bu şekilde var olmasının kaynağı ilahi varlık verme fiilinde kendisini gösterir. Yani hocam, ben hep sizi anlatırken şuur kelimesi kafamda dönüp durdu. Yani mesela ilkini anlatırken Allah yarattı dediğimiz zaman zaten bir şuur, yani Allah'ın bir şuurundan, yaratmasından bahsediyoruz. Üçüncüde de zahin edenlerken de öyle. İkincide tam diyecektim ki bir şuur yok, maddeye mi öyle bir şey veriyoruz? Ama vermiyor. Yukarıdan feyiz deyince artık maddeye kendine yapılan... Hayır, diyesi yok. Sorundan vazgeçme. Sorundan vazgeçme. Madde nasıl oluyor da böyle bir özelliği ortaya çıkartacak ama bir düzen? Yukarıdan sadece maddeyi transforme edici bir şey o, tamam mı? Yani birlik, düzen, varlık kazandırıcı bir ilke olarak o geliyor. Ama terkip aşağıdan çıkıyor. Onun oradaki düzenli fiziksel iç işleyişin kaynağında ne var? Yani çünkü fiziksel nesne kendi içinde şuurdan, güzel soru, yoksun bir şekilde bu yapılanma sürecini nasıl takip edebilir? İbn Sina şunu diyecek dolaylı olarak, efendim maddenin bu şekilde yapılanmasının arkasında, yani bu süreç cin faili hareketlerdir. Yani istidatların kaynağında ne bulunur? Parçaları bir hareketle bir araya getiren, imtizac ettiren ve sonra mizacı ortaya çıkartan hareketler bulunur. Hareketlerin kaynağı nedir? Göksel cisimlerdir. Göksel cisimlerdir. Ne demek yani göksel cisimlerdir? Diyelim dünyanın güneş etrafında dönmesi, kendisi etrafında dönmesi neyi meydana getirir? Günleri ve mevsimleri meydana getirir. Bunlar işte sabah akşam soğukluğunu düşünelim. Mevsimlerin deveran etmesiyle birlikte efendim her şeyin çürüyüp yeniden dirilmesini düşünelim. Gelgitleri düşünelim. Yani bu kozmik hareketlilik esasında fiziksel evrenimizin sürekli bir biçimde bir bulamaç kazanı gibi kaynayıp karışmasını ve bu sürecin ortaya çıkmasını temin eder dedi. İstidatları, güçleri neye bağladı? Fiziksel hareket veren prensiplere bağladı. İbn Sina'da şöyle bir ilke vardır. Varlık akıllara, güçler hareketlere bağlıdır. İbn Sina metafiziğin temel ilkelerinden biridir. Akılla neyi kastediyor İbn Sina? Kozmik akılları, varlık verici gayri maddi prensipleri kastediyor İbn Sina. Peki semavi cisimlerin kendilerinin bir şuurundan bahsedilebilir mi? Doğrudan doğruya değil. Semavi cisimler sudur teorisi itibariyle nasıl oluşurlar? Tanrı vardır değil mi? Tanrı'dan ilk akıl sudur eder. İlk akıl Tanrı'yı düşününce bir Tanrı'yı düşündü. Ne kadar mükemmel Tanrı? Ondan mükemmel bir diğer akıl sudur etti. Ya ben ne kadar Tanrı mükemmel, her şeyin kaynağında. Sebepsiz bir şey o. Ama ben sebepliyim. Ben ondan geldim. Eksiyim diye düşününce ilk akıldan ne çıkar? Efendime söyleyeyim. Gök cismi, felek dediğimiz, içinde işte sabit yıldızlar küresi dediğimiz en dış felek, felekil muhit çıkar. Sonra ya ben de çok az şey değilim. Benden de bir akıl çıktı. Ben de illetim dediğinde bu felekin, yani gök cisminin hareketini temin eden nefs, nasıl bizim hareketlerimiz ruha bağlıysa, bu kozmolojiye göre efendim bu gök cisimlerinin hareketleri de onların nefislerine bağlı. Üç şey çıktı: felek, nefis, akıl. Efendim bu şeyin hareketi neye bağlı? Nefse bağlı. Nefs neye bağlı? Akla bağlı. Akıl neye bağlı? Tanrı'ya bağlı. Dolayısıyla
Dolaylı olarak aslında bu hareketlerin kaynağı da Tanrı'dan geliyor ve İbn Sina dualist böyle, yani buranın kaynağı başka, buranın başka diyeceğimiz dualist bir izahtan kaçınıp buna hakikaten bu sıkça İbn Sina ile ilgili tartışılan bir konudur. Yani fiziksel nedenlik ile metafiziksel nedenliğin ayrı kanallarda ilerlemesi, aşağının yukarıyı bağımsız bir şekilde belirliyor gibi görünmesi şeklindeki perspektif İbn Sinacı monizmi ihlal edip dualist bir perspektif ortaya koymaya neden olur. Buna cevap olarak bu efendim çerçeve zikredilebilir. Ha, bu çerçeve tabii İbn Sina tüm bu süreçlerin zorunlu olarak gerçekleştiğini söylüyor. Şuur dedin ya, İbn Sina'da şuur tanrısal varlığın kendisinde içkindir zaten. Kelamcılarda olduğu gibi irade gibi, isteme gibi bir manaya gelmez. Çünkü tüm bu süreç İbn Sina'da zorunlulukla gerçekleşir ve Tanrı'dan taşan varlık anlamı var ya şurada. Varlık anlamının içindeki zorunluluğu, akliliği ifade eder şuur dediğin şey. O akla geldi, akla geldi, akıldan feleklere ve nefse geçti. Dolayısıyla her şeyde yukarıdan aşağı taşma yoluyla her şey Tanrı'dan geldiği için şuur farklı ölçeklerde, hayat farklı ölçeklerde, akıl farklı ölçeklerde bulunur. Ne bu akli anlam, bu şuur maddeden ne kadar uzaklaşırsa o kadar mükemmelleşir. O kadar bilfiillik ve varlık kazandırıcılık rolü ifa etmeye başlar. Maddeye ne kadar gömülü olursa varlık değil de hareket diyelim vericilikle efendim tanımlanmaya başlar. Hasılı bu fiziksel süreçler hareket verici kozmik prensiplere bağlı bir biçimde ortaya çıkıyor. Hareket yalnızca istidat ve kuvve doğuruyor. O varlık vericilik kabiliyetinden yoksun. Varlık neden meydana geliyor? Varlık o varlık verici anlamın herhangi bir kalıba girip o kalıbın maddi kalıba girip o maddi kalıbın sınırları içerisinde ancak aktif özellikler, o maddi kalıbın sınırlarına bağlı bir aktivite sergilememesi sayesinde ortaya çıkıyor. Karışık bir cümle oldu. Yani varlık şöyle bir şey, aklilik demek, bilfiillik demek, birlik demek, düzen kazandırıcılık demek, yaratmak demek, varlık vermek yani. Bu özelliği Tanrı'dan çıkan saf anlam, saf anlam, varlık anlamı niye akıllar varlık veriyorlar? Da mesela nefs varlık vermiyor, felek varlık vermiyor, hareket veriyor onlar. Niye akıllar? Çünkü akılların maddesi yok. Madde ne demek? Diyelim ki suyu bir şeyin içine koyduğunuzda bunun içine bir kalıba giriyor ve o kalıbın sınırları ölçüsünde ancak etkinlik gösterebiliyor. Diyelim ki faal akıldan gelen varlık anlamı bu bedenin içine girdiğinde bu bedenin sınırlarına o da tabi oluyor. Anlatabildim mi? Beden onun etkinliğini sınırlandırıyor. Çıktığında bedenden bir derler ki işte kılıcın kınından çıkması gibi keskinleşiyor vesaire. Maddi kalıp ona giren anlamı sınırlandırıyor. Elektriği düşünün hocam, değil mi? Elektriğin kendisi içerisinden geçtiği kabloları düşünün. Kablonun kalitesine göre öyle mi? Ne yapıyor? Elektrik akımının şiddetini ne yapabiliyorsunuz? Artıyor da azalıyor. Elektrik aynı elektrik. İçinden geçtiği kabloya göre şiddeti azalıp artabiliyor. Hiç kablonun olmadığı bir elektrik düşünün tırnak içerisinde. O işte her şeyi yapabilir. Ama kablonun sınırları, maddi yapısı, kalınlığı, inceliği, kendisinden yapıldığı madde, ben çok hakim değilim. Ama o elektriğin aktivitesini yönlendirir. Diyor ki işte sudur teorisi. Mahal ve konu ve suret ayrımı söz konusu burada. Her suret bir mahalde bulunur. Hupokeimenon. Bir konuda bulunur. O konunun kendine mahsus kesafeti, letafeti, yapısı ne yapar? O suretin etkinliğini yönlendirir. Akıllar
Niye akıllar sadece varlık verir de cisimler hareket verir sadece? Çünkü akıllar maddesi yoktur. Tanrı'dan feyzan eden bu anlam, neyse bilmiyoruz, varlık diyoruz ona biz. O anlam akıllara neredeyse böyle çıplak bir vaziyette orada bulunur, tezahür eder. Peki o zaman akıl Tanrı'yla, akıl da Tanrı mı olacak? İbn-i Sina mesela bu sorunla da yüz yüze gelir. O zaman bu şirk gibi bir şey oluyor. Bir tanrı daha, tanrı gibi oluyor akıl. Yeni Eflatuncular böyle görmeye başlıyorlar mesela. Paganizm ortaya çıkıyor. Bu 10 akıl, yeni Eflatuncularda 10 tanrı. Politeistler, her birine tapıyorlar onlar. İbn-i Sina'da ise meleklere dönüşüyor. İslam hayat görüşüyle uyumlu bir hale gelerek. İbn-i Sina diyor ki evet, maddesi yok. Bunlar tanrısal, ilahi akıllar. Fakat Tanrı'dan onları ayırt eden şey şu, onların varlığının mahalli imkan. Bunlar mümkün, Tanrı ise vacip diyor. Efendim, imkanları onları varlığını Tanrı'nın varlığından ayırıyor. Ne demek imkan? Yani bu akılların varlığı sebeplidir, Tanrı'nın varlığı sebepsizdir. Tanrı'nın varlığı kendindendir, akılların varlığı Tanrı'dandır. Bir şeyin sebebi kendinde değilse şu manaya gelir. Var da olabilir, olmaya da bilir. Varlığını yokluğuna tercih eden, efendime söyleyeyim, ve onu imkan durumundan çıkartıp varlığını zorunlu kılan bir prensibe ihtiyaç vardır. O Tanrı. Bu kendinde mümkün. O yüzden İbn-i Sina varlıkları ikiye ayırır. Efendim, vacibul vücut bizatihi. Diğeri mümkünül vücut fizatihi, vacibül vücut bi gayrihi. Bu akıl başkası gereği zorunlu varlıktır. Tanrı zatı gereği zorunlu, özü gereği zorunlu varlıktır. Farkı, aklın Tanrı'dan farkı bu esas itibariyle, ana farkı demiş olalım. O yüzden kendi eksikliği, akıldan madde çıkıyor, Tanrı'dan madde çıkmıyor. Madde çıkmaz. Gezegen, felekler doğrudan doğru. Ondan birden sadece bir çıkar. İlkesi gereği sadece varlık ve sırf varlık olduğu için sadece varlık çıkar. Akıl sırf varlık değil, itibarları var. İlletli bir varlık diyelim ki. Değil mi? Hı? Tamamı sanat efendim. Efendim? Sanat tamamı yani. Tamamı? Allah Teala'nın sanatı yani bu. Evet, evet. İbn-i Sina'ya göre o sanat böyle, bilmiyoruz yani. Kelamcılar bunu kabul etmiyorlar malum, bu teoriyi. İbn-i Sina'ya göre böyle. Şimdi efendim, anlatabildim mi? Bu niye cisim hareket veriyor sadece? İbn-i Sina, cismin fiziksel sınırları itibariyle bu varlık anlamının cisme geldiğinde, diyelim ki geldiği ilk cisim neresi? Felekler. Felekler diyelim ki büyüme, beslenme, bu özellikleri yok feleklerin. Feleklerin en önemli bir özellikleri var. Onların maddeleri tek bir anlamı kabil. O da ne? Dairesel hareket etme anlamı. Mükemmel oldukları için. Yani en mükemmel fiziksel etkinlik bu geleneğe göre dairesel bir biçimde hareket etmektir. Çünkü dairesel hareketin başı ve sonu yoktur. Ezeli ve ebedidir. O yüzden bu üst alem, ay üstü alem mübdadır. Kevn-ü fesattan uzaktır. Ama ay altı alemde hareketler dairesel değil. Nedir? Çizgiseldir. Doğrusaldır. Başı ve sonu vardır. O yüzden oluş ve bozuluş burada söz konusudur. İbn-i Sina'ya göre hareket bu nedenle ancak cisimde gerçekleşebilir ve hareket İbn-i Sina'ya göre varlık sebebi olamaz. Anlaşıldı mı niye olmadığını? Çünkü hareket cisimle ilgili bir şeydir. Cisim hareket eder ve varlık anlamı cisimde sınırlanır ve sınırlanması itibariyle kendine mahsus o saf anlamı yerine getiremez. O cismin kuvvesinde içerilen, istiadında içerilen anlamı ortaya çıkartabilir ancak ki o da harekettir. Hareketler de ne meydana getirmez, dolayısıyla varlık meydana getirmezler. Varlık için hazırlayıcı olabilirler ancak. Yani bu varlık için hazırlayıcı olabilir. Evet. Hocam. Evet. Yani
varlığın kaynağını akıllar, hareketin kaynağını göster nefisler olarak. Ve cisimler, evet. Yani hareket şeylere kendiliğini vermek için bir şey esasında. Hı hı. Yani o zaman bu suretlerin kaynağı ne olarak? Çünkü yukarıdan herhangi bir suret gelmiyor diyoruz. Temeli burada. Peki bunları geriye dönüp götürdüğümüzde en temel kaynağınlar nasıl oluyor da bu maddeyi içermiş bir şekilde duruyor? Maddeyi yani içermiş bir şekilde durmuyor hocam. Maddede meydana geliyor. Bu suretlere, yani şu özelliklerin altyapısı burada teşekkül ediyor. Ama mesela hareket sadece suretler için yeterli bir sebep mi? Suretler mesela için yeterli değil. İstidat şuradan yukarıya çıkamıyor. Burası İbn-i Sina'ya göre yok hükmünde, tırnak içerisinde. Feyiz gelmediği sürece burası bizim sağduyu evrenine, bu özellikler buradan çıkamazlar İbn-i Sina'ya göre. Feyiz bunlara gerçeklik, birlik, bütünlük ve bilfiillik kazandırır. O olmazsa sadece şöyle yarı gerçek vaziyette bunlar bulunabilirler. Mesela Anaximander gibi böyle... Yok öyle bir, evet. Apeir oluyor mesela. Adam diyor ki tüm zıt suretleri alabilecek kabili maddeden bahsediyoruz. Evet. Namize, nahi vesaire. Oradan nasıl oluyorsa beveran edip bir şeyler ortaya çıkıyor. Evet. Yani şimdi Aristoteles de mesela hani aslında bireyden birey bir suret aktarımı oluyor. Geriye götürdüğümüzde bilmiyoruz. Hani kaynağını bilmiyoruz. Hı hı. Çünkü Aristo da hani nasıl oluyor da bu fiziksel evren meydana geliyor biraz flu. İbn Sina'da bunu nasıl yani faal akıldan bizim bildiğimiz bu dünya meydana geldiği zaman nasıl oluyor da hani ondan bir suretler birdenbire mi ilk içerilmiş oluyor? Yok. Bu süreçle meydana geliyorlar. Böyle. Kademeli. Mesela İbn Sina efendim El-Athar El-Ma'adin ve El-Athar El-Ulviye kitabında, yani mineraloji meteoroloji kitabında diyor ki Nuh tufanı meydana geldiğinde dünyadaki bütün canlı türler, bitkiler, her şey ortadan kalktı diyor. Yani tıpkı insan da ortadan kalktı diyor İbn Sina. Yani ama insanı hatırlamıyorum da yani canlı türler, dünya büyük bir bu tufanla birlikte ilk yaratmadaki anına döndü diyor. Peki sonra nasıl yeniden bunlar meydana geldi diyor. Tamamen bu süreci takip ediyor. Dünyada ateş, hava, su, toprak diyelim oluştu, vardı. Sonra bunlar bir araya geldiler. Ne ile? Mevsimler ve dünyanın kendi etrafındaki hareketini meydana getirdiği günlük sıcaklık, soğukluk itibariyle. Böylece karıştılar. Karışımla mizaç meydana geldi. Mizaçlar istidatları ortaya çıkardı. Sonra tanrısal feyiz bu istidatların sağduysal özellikler şeklinde kendisini göstermesini temin etti diyor. Burada yani problem ne? Anlamadım. Problem şu mesela... Platoncu değil, bir tayin edelim. Bir Platoncu mu İbn Sina? Değil. İddiaları reddediyor mu? Evet. Net bir şekilde. Onun ona gelene değin İbn Sina. İddiaları savunmak ne manaya geliyordu? Ta milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren iddiaları savunmak... İlahi akılda ayrı ayrı suretlerin bulunduğunu savunmak manasına geliyordu. Bağımsız suretleri savunanlara Platoncu demiyorlardı, aptal diyorlardı. Plotinos diyordu ki bizatihi kaim, ilahi aklın dışında bir idealar evreninden bahsedenler filologlar, filozof değiller. Platon bunu savundu diyordu. Dolayısıyla İbn Sina'da tercüme edilen metinlerde idea fikri esasen bu manaya geliyordu. İbn Sina bunu savunuyor mu? Hayır, savunmuyor. Çünkü şöyle düşün. Hani suretlerin temeli ida savunmuyor. Bizatihi kaim idalar fikrine karşı olduğun net. Ama terminolojisi İbn Sina'nın vahibu suver diyelim ki suretleri veren ifadesi şunu çağrıştırıyor. Suretler var aklın içinde, demiurgik suretler gibi, ilahi ilim gibi sanki. Hani faal akılda balıklık sureti var, kaplumbağa sureti var, kelebek sureti var. Ne, henüz neden önce maddede bunların kuruluşunu önceleyecek bir biçimde kurulmuş onlar yani. Bunları veriyor böyle paketçikler var. Maddeye gelince açılıp kelebek oluyorlar. Böyle bir anlayışa insanı götürecek şekilde ifadeler kullanıyor İbn Sina. Fakat sudurun iç mantığına bakalım. Dokuzuncu akla gelinceye değin. İbn Sina sudurla ilgili hiç şunu söylüyor mu? Dokuzuncu akıl faal aklı içinden çıkardı diyor mu? Onun içinde faal akıl var mı dokuzuncu akılda?
dokuzuncu akıl kendini akledince spontan bir biçimde onuncu akıl meydana geliyor. Tanrı şöyle mi yapıyor mesela? Ben birinci aklı meydana getireyim. Birinci aklı düşünmüyor değil mi? Kendini düşünüyor. Düşündüğü esnada akıl makul ve akil özdeş. Kendisi var sadece Tanrı'nın. Spontaneously yani spontan bir biçimde doğrudan doğruya birinci akıl meydana geliyor. Dokuza kadar bu iş böyle. Onda ne oluyor da onun içi birdenbire bir efendim spermatik logoyu diyorlar şeyler, yeni eflatuncular o ilahi ilme maddeyi dölleyecek böyle paketlerle birdenbire doluyor. Hayır, 10. akıl da kendini aklediyor. Tıpkı 9. akıl gibi. Ondan ne taşıyor? Öncekilerden taşan neydi? Aklilik. Ondan da aklilik taşıyor sadece. İbn Sina şunu soruyor. Ya diyor, heyula en dipte tek bir anlamdır. Heyula'da bir belirlilik yok. Belirsiz bir şeydir. Faal akıldan sudur eden şey de nedir? Tek bir anlamdır, varlıktır. Metafizikte bu soruyu soruyor. O zaman çokluk nasıl meydana geldi? İki tane birden çokluk meydana gelmez diyor. Çokluk kozmik hareket verici prensiplerin bu istidat oluşturucu aktiviteleri aracılığıyla kabillerin farklılaşması yoluyla meydana geldi. Yani heyula özelleşti. Kuvveyi ikiye ayıracak İbn Sina. Genel kuvve. Sonra bu istidatlar özel kuvveler. Heyula'nın her şey olabilme gücü genel manada kuvveyi ifade eder. Özelleşip bu karışımlar neticesinde şu ya da bu şey olabilme gücü. Bu güç Tanrı'dan gelmez çünkü o Tanrı hareket verici olur o zaman. Tanrı hareket verici değil, varlık verici. Hareket mesela Farabi de öyle değil. Farabi semavi akılların suret verdiğini söylüyor. Çünkü ta Afrodisyaslı İskender'den geliyor bu. Afrodisyaslı İskender bunlara efendim semavi cisimlere ilahi cisimler diyor. İşte Theia Soma. Sonra bu ilahi cisimlerin dairesel hareketinden Theias Dunamos dediği, El Kuvvetül İlahiye dediği bir gücün türediğini söylüyor. O güç de hareket aslında. Hareket. O hareketin maddeye nüfuz edip hareket yoluyla bunları biçimlendirip doğrudan doğruya suretleri ortaya çıkardığını söylüyor. İbn Sina buna fizikalizm diyor işte. Fizikalizm ne İbn Sina'ya göre? Bu özelliklerin özelliklerin varlığını açıklamak için biz varlık verici bir prensibe ihtiyaç duyarız diyor. Hareket verici prensip ne yapamaz? Özelliklerin varlığını açıklayamaz. Hareketler ancak kuvveyi açıklar. Hani diyorsun ya suretler nereden falan filan. Zaten Aristotelesçi gelenekte hareket suret çıkartıyor. İbn Sina onu minimize ediyor. Hayır, suret çıkarmaz diyor hareket. İbn Sina saf yeni eflatuncu bir filozof değil. Aristotelesçiliği baskın çıkan bir filozof. İdealar reddedince suretler nasıl oluşacak? Aristoteles'in suretlerin oluşumu diye bir derdi yok. Afrodisyaslı İskender'de bu problem haline geliyor milattan sonra 2. yüzyılda. Neden? Çünkü eflatunculuk baskın, dahası Hristiyanlık ortaya çıkmış, yaratma fikri var, Yahudilik var. İşte efendim milattan sonra 2. yüzyıl ne demek? Hangi dönem? Roma dönemi. Oho! Milattan önce 4. yüzyıl Büyük İskender'in Doğu fetihleri. Doğu fetihleri ertesinde İskender krallıkları ortaya çıkmış. Selevkos krallığı, Batlamyuslar krallığı. Bu krallıklar, çok güçlü krallıklar ne yapmışlar? Helen, saf yaratma fikri olmayan, yukarıdan suretler gelip aşağıya Aristotelesçiliği düşünelim, nesneleri meydana getirdiği, evrenin varlığını izah etme gibi bir fikri olmayan Helen düşüncesi neyle karşılaşmış? Zerdüştlükle karşılaşmış, Hinduizmle karşılaşmış, efendim astrolojik Suriye dinleriyle karşılaşmış. Bunlarda sudur görüşü var. O esnada milattan önce 4 Yahudilik var bir yanıyla, milattan sonra bir Hristiyanlık doğdu. Hristiyanlıkta Gnostik gelenekler ortaya çıktı. Yani bütün dünya Helen düşüncesi bu Gnostik, yani bir yandan kadim bu Keldani ve Babil geleneğiyle irtibatlı bir biçimde sudur teorisi buraya nüfuz etti şeyde. Helen düşüncesine.
Marcus Aurelius milattan sonra kaçıncı yüzyılda? İkinci yüzyılda. Marcus Aurelius'un döneminde mesela tamamen bu Keldani rahiplerinin Yunan felsefesi yorumları Helen düşüncesine hakim oluyor. Hem de şöyle yorumlar, yani teurjik yorumlar. İşte Marcus, mesela Timaios'un böyle bir minvalde sudur teorisini ifade edecek şekilde yorumlandığını görüyoruz şeyde. Milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren sebebi şu, mesela şöyle bir olaydan bahsediyor. Marcus Aurelius işte bir sefer esnasında yanında iki kahin var. Keldani demek bu kadim doğu bilgeliğine hakim kahinler demek. Onların hepsini ifade etmeye başlıyor. Teurji diye bir şey var. Teurgos Tanrı'nın senin içine girmesi demek. Senin içinden Tanrı'nın konuşması demek aslında. Baba ve oğul Julian denen. Ya baba ya oğul karıştırabilirim. Birinin içine Platon girdiği. Diyor ki benim içime diyor Platon girdi. Benden konuşan Platon'dur. Tamam mı? Platon da çok büyük ilahi bir filozof. Peygamber gibi artık görülüyor. O diyor ki dur o zaman şu Timaios'ta anlamadığımız yerler vardı. Bunları soralım, ne diyorsa not edelim diyor. O soruyor, oğlu cevaplıyor. O soruyor, oğlu cevaplıyor. Ya da oğul babaya soruyor. Aynı şey. Neticede böyle bir metin çıkıyor. Buna işte Keldani kehanetleri denen bir metin. Platon'un doğru yorumu yani. Yeni Eflatuncu Hristiyanlık için İncil neyse bu görüşü savunan yeni Eflatuncu filozoflar için Keldani kehanetleri onu ifade ediyor. Kutsal bir kitap. Keldani kehanetlerinin Porfirios'un Keldani kehanetlerine göre felsefe diye bir kitabı var. Tefsir yani. Felsefe onlar için Keldani kehanetlerinin tefsiri manasına geliyor. Keldani kehanetleri bu görüşü Yunan felsefesine dahil ediyor. Platon'da böyle ilahi akıllara içkin suretler görüşü yok. Bu görüşün Helen dünyasında tervic eden, yaygınlaştıran isim Ammonios Sakkas, Plotinos'un hocası. Bu sudur görüşü, böyle sudur görüşü ve 10 tane akıl yok orada. Tanrı, baba, baba oğul kutsal ruhu andıracak bir biçimde teslis var. O şeyde efendim baba var, kimisinde anne ve çocuk var. Kimisinde baba oğul yine nefs gibi bir şey var oğuldan kaynaklanan. Üçlü bir yapı var. Bu üçlü yapıyı Ammonius Sakkas sudur teorisini bu bir yandan Keldani metinlerinden, diğer taraftan Hristiyanlığı etkiliyor bu Mezopotamya dinleri. Hristiyanlıkta da böyle bir üçleme fikri doğuruyorlar. Yahudiliği de etkiliyorlar Filo nezdinde. Onu da dönüştürüyorlar. Ammonius Sakkas'ın iki talebesi var. Biri Plotinos, diğeri Orijen. Orijen Hristiyanlıkta teslisi felsefileştiren adam. Plotinos Yunan felsefesini teslise göre yorumlayıp suduru formüle eden adam. Dolayısıyla Afrodisias İskender'e gelelim. Bütün bir Helenistik evren bu yaratma görüşleriyle dolup taşıyor. Peripatetik felsefe çaresiz ya, hiçbir şey açık. Yaratma yok peripatetik felsefede. Herkes İskender'e diyor ki bu dünyadaki suretler nasıl meydana geldi? Yani meydana gelmedi aslında, hep oradalar. Ama artık yaratma fikri öyle bir fikir ki girdiği anda sorduruyor insana. Nasıl demek yani, nasıl hep oradalardı? Nereden çıktılar? Nasıl oldu? Bunun üzerine İskender Aristoteles'te olmayan ama onunla uyumlu bir teori dahil ediyor. Bu Theias Dynamos teorisini, kozmik prensiplerin hareketlerinden yayılan ilahi bir efendim gücün buradaki maddeyi biçimlendirdiğini söylüyor ve suretlerin kaynağına yerleştirdiğini söylüyor. Farabi'ye bu intikal ediyor. Onun sebebi Farabi nefislerle akılları yer yer özdeşleştiriyor. Semavi cisimler buna etki etti derken semavi nefislerden çıkar gibi bir şeyi de var. Yoksa olduğu gibi Afrodisiaslı tekrar etmesi mümkün değil. İbn-i Sina bu görüşü tenkit ediyor işte. Diyor ki hareket merkezli, tabiatçı teori derken bu peripatetik anlayışı tenkit ediyor ki siz bir, hareketler aracılığı ile bu parçaların karışımından hemen bu özelliklerin çıktığını söylüyorsunuz. Lan indirin bu özellikleri hadi bakalım.
Nasıl çıktı bu özellikler? Parçalarınız belli diyor sizin. Sıcak, soğuk, kuru yaş. Nasıl hepsinin yani ne tür kombinasyonlar ki bunlar? Hani bir araya gelip bütün bu özellikleri meydana getirdiler. İzah edemediniz zaten diyor. Üç tanesini izah ettiniz, birkaç tanesini sıcaklık yakar sıcaklığından ötürü. Geri kalan özelliklerin hepsi bu parçaların bir araya gelip, parçalara indirgenemez özelliklerin ortaya çıkmasını sağladı. Buna havas idiotes dediniz, açıklanamaz özellikler sepetine attınız. Açıkladıklarınız da bu kadar. Ben size söyleyeyim diyor. Size, sizin birazdan söyleyecek burada, açıkladıklarınız da aslında öyle açıklanmıyor diyor. O işler öyle değil diyor. Parçaların bir araya gelmesiyle immediately hiçbir şey meydana gelmiyor. Doğrudan doğruya fiziksel parçaların birleşimiyle o fiziksel parçalardan gerçeklik sahasına doğrudan doğruya hiçbir şey çıkmıyor. Parçaların birleşimiyle burada iki aşamalı bir fazlalık var bakınız. Bu mizacın, bu istidat alanı da dedi ya iki tür istidat var. Parçaların istidadı var. Parçaların karışımı neticesinde ortaya çıkan mizacca bağlı istidatta da bir fazlalık var. Bir o zaman bu fazlalık nasıl ortaya çıktı? Bir bunu merak ediyoruz. Fakat bu istidat da yine henüz kuvve halinde. Bu istidat ertesinde nesnenin gerçek dünyaya taşınıp bir fiil hale diyoruz ya bütün tane halinde bize görünmesi, bir olması nasıl mümkün oluyor var olması? İkinci fazlalık da burada ortaya çıkıyor. Bu varlıksal fazlalık esasında bu fiziksel fazlalık. Bu fiziksel fazlalık, bu varlıksal fazlalık. İbn Sina diyor ki bu iki seviyede de fiziğe indirgenemeyecek bir müdahaleden bahsedebiliriz diyor. Birinin izahını zor fakat mümkün görüyor. İkinci fakat bir diğerinin izahını tamamen imkansız olduğunu söylüyor. Fakat burayla şimdilik kafamızı karıştırmayalım. Biz buraya dönelim. Aristotelesçilikten İbn Sina'nın farklılaştığı yer itibariyle demek ki neymiş? Hareketler bu süreç ertesinde doğrudan doğruya özelliklere sebep oluyormuş Aristotelesçilikte. İbn Sina'nın karşı çıktığı şeylerden birincisi ne? Hareketler doğrudan doğruya bu özelliklere sebep olamazlar. Hareketler ancak güçlere sebep olabilirler. Güçler bilfil hale gelmek için ilahi feyze ihtiyaç duyarlar. Suretler nereden geldi sorusu çift yönlüce. Suretlerin oluşumsal, suretler oluşuyor tırnak içerisinde. Suretler, mesela Talikat'ta İbn Sina'nın şöyle bir cümlesi var. Suretlerin yeri evvelen ve bizzat maddedir. Evet. Bir maddenin belli bir karışımında şu ya da bu özelliği almasını sağlar en temeldeki şey. Mesela diyelim ki insan formunu düşünelim. İstidat ardından hani öyle istidadı imkan sonra zati imkan o şey ortaya çıkıyor. O formda insanlık denilen bir şeyin ortaya çıkmasını sağlayan en temeldeki şey neyse. Çünkü insanlık diye bir şeyden bahsediyoruz. İşte akıllı bir varlık, şu varlık var falan. Ama onu sağlayan en temel şey... Hani ne sence bu açıklama bu sen söyle. Ne bu? Mesela tesisin gemisi diyoruz ya belli bir değişim var ama değişimin içerisinde onu o kılan bir şey var mesela. Yani bu sadece hareketsel bir şeyden meydana gelmiş bir şey. Çünkü hareket belli bir formun esasında şey hani o formu ayağa kaldıran temel bileşimler tamam ama o bileşimlerden sonra ortaya çıkan o özellikleri sağlayan o eidosu veren şey ne de o eidosu bak şöyle metafiziksel değil hocam işte yani metafiziksel değil hep hareketlerin bu şekilde İbn Sina böyle yani maalesef kusura bakmayın Platoncu değil yani tamam değil yani İbn Sina bu manada tırnak içinde modern yani fiziksel olana çok ciddi manada yer veriyor. Sebebi de var. İbn Sina hekim. İbn Sina ilaçlarla uğraşıyor. Kendisinden önceki hiçbir meşai ve yeni eflatuncu filozofun olmadığı kadar fizikçi İbn Sina. Değil mi? Doğa bilimleri külliyatı var. Tıp külliyatı var. İbn Sina'ya göre Tanrı'dan sadece varlık geliyor arkadaşlar. Suretler şu süreç içerisinde istidadi bir mahiyette teşekkül ediyorlar. Bilfiilliklerini
şey temin ediyor. Efendim, varlık feyzi temin ediyor. Yani Teseus'un gemisine dönelim. Evet, soralım. İbn Sina'ya göre Teseus'un gemisinin shape, yani şekli ile formu arasında çok yakın bir ilişki var. Teseus'un gemisi diye işaret ettiğimiz o form ne ise ancak bu şekil üzerinde kendisini gösterebilir. Şeklin ahşaplar gidip gelebilir. Ama İbn Sina'ya göre Teseus'un gemisi diyelim ki şöyleyken, böyleyken, diyelim ki böyle olsa artık Teseus'un gemisi olmaz. Hı? Yani fiziksel yapı ile o süreklilik arasında İbn Sina bir ilişki görüyor. Yani benim fiziksel yapım bozulsa İbn Sina'ya göre ne ortaya çıkmaz? İnsanlık anlamı bende ortaya çıkmaz. Kelamcı da buna kızıyor. Ya diyor, işte Tanrı taşta insan, taşı insan yapamaz. Yapamaz diyor. Taşı taş, taştır. İnsan insandır yani. Aristoteles'in kuvve görüşünden farkı şu. Aristoteles'te dediğim gibi, yani benzer bu yönden Aristoteles'e. Fakat İbn Sina'ya göre Aristoteles'te hareketler fiil meydana getiriyor. İbn Sina sadece kuvve meydana getiriyor. Fiilin, varlığın kaynağı akıldır. Bunu efendim modern şeye, fizik kimya teorisine şöyle tercüme edebiliriz. Diyelim ki hareketin kendisi de nedir? Aslında bir zuhurdur, öyle diyelim. Yani hareket dediğimiz özelliğin ortaya çıkması için de cismin belirli bir fiziksel mizaca sahip olması gerekir. Anlam o mizaca gelince o hareket özelliği onda çıkar. İbn Sina diyor ki, yani hareketin kendisinin varlığı izaha muhtaç. Nasıl varlık kaynağı olabilsin? Anladınız mı? Varlık kaynağı olan şeyin her türden şu maddi kalıp sınırından bağımsız saf bir feyiz olması gerekir diyor İbn Sina. Güzel bir açıklama. Mesela ben bunu modern şeye, fiziğe, kimya şöyle tercüme ediyorum. Efendim, burada efendim parçacıklar var. Bunlardan zuhur var. Bir teori şu. Özellikle bu emergentizm teorisi. Bunların sebebi bütünün kendisidir. Evrenin kendisi. Yani evrene içkin bir şuur vardır. Bütün hu. Böyle yani yeni evrimci, yeni materyalist teorist teorilerin önemli bir kısmı böyle. Yani evrim teorisi yiyenler artık şunu kabul ediyor. Bu parçaların birleşimine doğrudan indirgenemiyor bu. Birleşince fazladan bir şey ortaya çıkıyor. Ve hep düzenli bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu bir ya tercihi gerektirir ya da içkin bir logosu gerektirir. Buna aşkın bir ilke demeyelim, içkin diyelim. Neye içkin? Bütüne içkin. Bütünün kendisi kendi iç işleyişini yönlendiren bir logosa sahiptir. Fakat bu işte İbn Sina'nın hareketle ilgili söylediği gibi buna şöyle diyebiliriz. Bütünün kendisi de bir zuhur. Kendisinin kendisi bu parçalardan meydana gelerek ortaya çıkmış bir şey. Dolayısıyla kendisi de zuhur olan bir şey, kendisi parçalardan meydana gelen bir şey, bu özelliklerin parçalardan şu ya da bu şekilde meydana gelişinin ilkesi olamaz yani. Parçalı olması itibariyle kendisi. Kendisi izaha muhtaç. Anlatabildim mi? Dolayısıyla açıklayıcı ilke olamaz. Açıklayıcı ilkenin hu değil, ne olması lazım? Absolut. Absolut. Mutlak. Parçalardan oluşmayan. Gayrimaddi bir ilke olması gerekir. İbn Sinacı akıl yürütme çizgisine benzer bir çizgi aslında. Aşkın demesi sayesinde mi İbn Sina'da evrim görüşü olmuyor? Yani onda evrim başka bir bahis. Burayla ilgili bir şey yani. İbn Sina'da evrimin olmamasının sebebi aşkınlıkla ilgili bir şey değil. Türler arası geçişi uygun görmemesi İbn Sina'nın esasen. Bunun bizim ne işimize yarayacağını size söyleyeyim. Biraz daha ilerleyelim. Buraya kadar gelmişken buraya iyi geldik çünkü. Şöyle bir örnek vereyim. Bunu İbn Sinacı çerçeveyi 3,5 saat. Buradan metafizik dersine katılacaklar da var değil mi içinizde? Evet. Şimdi bu şeyi bir istiare ile şöyle anlatayım size.
Burada 1, 2, 3, 4 tane cam plaka düşünün. Efendim şurada da bir ışık kaynağı tasavvur edelim. Bu ışık kaynağından ne çıksın? Bu ışık kaynağından beyaz bir ışık çıksın, tamam mı? Hepsinin içinden böyle geçsin bu beyaz ışık. Işık bir mi? Yani varlık değil mi? Saf varlık, bilfiillik ve birlik içeren bir aklilik bu. Aynı ışık. Fakat bu plakaların birinde bu ışık kırmızı şeklinde görünsün. Değil mi? Birinde efendim sarı şeklinde görünsün. Birinde mavi olsun. Birinde yeşil olsun. Işık aynı olduğu halde niçin bu plakada böyle diyene böyle görünüyor diye soralım. Şimdi bu plakalar ışık yansımadan önce henüz. Yansımadan önceki bir karanlık anı tahayyül edelim. Işık yok. Plakaların işte kırılma indisleri diyelim, tamam mı? Yani yoğunlukları, kalınlıkları neyse farklı. Bu işte x kadar, bu x1 kadar, şu x2 kadar, bu x3 kadar. Bu neye neden oluyor? Işık bu kırılma indisine sahip bir cama temas ettiğinde kırmızı olarak görünüyor. Buna temas ettiğinde yeşil, ona mavi veya sarı olarak görünüyor, tamam mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Karanlıkken bunlar birazdan ışık gelse mavi olma özelliğine sahip mi? Ama mavi mi? Değil. İstidat bu işte. Henüz ışık yokken, yani varlık feyzi gelmemişken şu altta bunlar birazdan bekliyorlar ışık gelsin ki mavi olalım. Ama mavi değiller. Mavi olmaya ama müstahitler, hazırlar. İşte onlardaki bu kırılma indislerini meydana getiren şeye İbn Sina kozmik hareketler diyor. Hareketlerin sebep olduğu şeye istidat diyor. Bu varlık feyzi. Varlık feyzi birazdan ışık geldiğinde mavi olmaya hazır istidatla temas ettiğinde mavilik tezahür ediyor, ortaya çıkıyor. Bu manada maviliğin kaynağı ne diye soralım? Evet. Metafiziksel kaynağı ışık, fiziksel temeli bu indis. İstidat fiziksel temeli, ışık metafiziksel kaynağı ifade ediyor. Yeni çağ, bu çok güçlü bir teori bence. Yani bu teoriyi bugün de rahatlıkla biz, benim bu İbn Sina yorumum yanlış değilse, yanlış olsa da canınız sağ olsun, ben sürdürürüm bunu. Bu benim yorumum. Yani benim, fakat ben İbn Sina'nın böyle yorumlanacağını düşünüyorum. Çokça metinsel kanıtım var efendim. Birçok makalede de bunu yazdım. Henüz itiraz eden çıkmadı. Biraz Yusuf itiraz ediyor. Onu da ikna ettim mi tamamdır yani. Efendim. Şimdi İbn Sina Yeni Çağ felsefesinde şöyle yorumlandı. Bu bilgi, bilim, varlık ya bu dersin adı. Bilimsel bilginin ne olduğu sorusuna İşte ta Deanima'dan gelen okumamızı düşünün. Sanki bu nesnenin kırmızı olmasını, bize kırmızı olarak görünmesini sağlayan ona içkin metafiziksel ne var? İdealar değil mi? Vardı yani. Suretler, noetalar, düşünülürler. Bilim neydi? Bu kırmızının arkasındaki noetayı bilip tecrid etmekti, hatırlayın değil mi? Aristoteles böyle şeylerden bahsetti ama onların nereden geldiğini söylemedi. Yeni Eflatuncular dediler ki bunlar ilahi akıldan paketler halinde geliyor. Değil mi? Onlar düşünülür. Fiziğe dair incelemeyle ele geçireceğimiz şeyler değil. Kendisi metafiziksel. Yeni çağ bilimi Newton, Descartes, Boyle gibi isimler bu görüşü tenkide tabi tutup dediler ki bu cevheri suretler, tözsel suretler anlayışı bilim tarihinin, bilimin, felsefenin başına gelmiş en büyük beladır. Çünkü buranın içinde bunun böyle olmasını sağlayan arkasında metafiziksel neler bulunduğu düşünülüyor. Intelligible, akledilir
efendim yapılar bulunduğu düşünülüyor. Bu akledilir yapılar da tür sayısınca yani. Çok fazla değil mi? Nesneyi bilmek onu bilmek. Ama onu biz ne aracılığıyla bilemiyoruz? İbn-i Sina işte deniliyor ki yani biz onu ele geçiremiyoruz esasında. Sadece özellikleri biliyoruz. Özelliklerden kalkıp ad veriyoruz. O kült burası. İbn-i Sina Kevn-i Fesat'ta okudum ya la isme leha adı yok. Özellikten kalkıp ad veriyoruz. Kendisini özellikler olmasa biz bilemiyoruz. Dolayısıyla kendinde bilinemez. Karanlık o kült bir şey. Ve biz bunu fakat neyin ilkesi haline getiriyoruz? Kesin bilginin ilkesi haline getiriyoruz. Bilimi bunu elde etme çabasına sevk ediyoruz ama bilim de bunu elde edemiyor esas itibariyle. Bu görüşü savunmanın esasen nesnelere dair nüfuz edici, evet, idrakin önüne engel çıkardığı düşünüldü. Şimdi burada katmanlar koydum ya, birinci katman, en üstte sağduysal özellikler katmanı, altta fiziksel altyapı, 5-6 katman. Şimdi bunların tamamını derleyip toplayalım, alta sureti koyalım, metafiziksel sureti, üstte gözlemlediğimiz özelliği. Özellik doğrudan doğruya o suretten doğuyorsa, meydana geliyorsa, fiziğin buna bir katkısı yoksa, o da metafizikselse, biz elimizi ne kadar yukarıdan aşağı daldırırsak daldıralım, bir metafiziğin içinde elimiz yüzer. Onu ele geçiremeyiz biz yani. Dolayısıyla nesneye yakından uzaktan indirip kaldırıp bakmanın bir manası yok. Nesneyi yani beyni derinden incelediğimizde bilinç hakkında biz bilgi elde edemiyoruz. Çünkü bilinç yukarıda yapılanmış olarak geliyor, maddeyle ilgisi yok. O yüzden bu görüş reddedilmediği sürece bizim fiziksel gerçekliğe ilişkin nüfuz edici, onun ayrıntılarına inebileceğimiz bir bakışın imkansız olduğu, dolayısıyla bu anlayışın bilimsel meraka ket vurduğu kabul edildi. Galileo'nun kurduğu İtalya'daki akademinin adı Accademia Lincei. İngilizce'de de bugün Lincei vaşak demek. Vaşak çok nüfuz edici. Vaşaklarla ilgili klasik zoolojide, Acabül Mahlukat kitaplarında nereden biliyorlarsa öyle zannediyorlar. Yani biz diyelim ki nesnenin şu yüzünü görüyorsak 5-6 katman altına nüfuz ediyor vaşakın gözü. Böyle düşünülüyor vaşaklar. Modern bilim Vaşaklar Akademisi'nde temsil edildi. Çünkü bilim artık İstisin peçesi diyordum ya, peçe bu aslında. Bu peçeyi kaldırıp atıp, bu metafizik peçeyi, İstisin yüzünün içine doğru fiziksel olarak ilerlemenin mümkün olduğunu kabul etti. Bilimsel merakın önünde ketler kalktı. Biz fiziksel gerçekliği derinlemesine inceleyince, katman katman şuralardan aşağı inerek onun iç yapılanmasını ve bu özellikleri ortaya çıkarma biçimlerini keşfedecek bir imkan elde etmiş olduk esas itibariyle. Modern bilimin geleneksel bilimle kavgasının özünde şu cevheri suretler teorisi yatar. Bunlar giderse alttaki metafiziksel yüzey kaybolur, her şey fiziksel ve mekanik hale gelir ve biz aşağıya doğru bir vaşak gibi ne yapabiliriz? Nüfuz edebiliriz. Bu nedenle cevheri suretlerin tamamını iptal ettiler. Fakat bu mekanik evren görüşü itibariyle bu parçalar birleşiyorlar, ayrılıyorlar falan. Hareket nereden geliyor? Bu ana sorunları bu oldu. Türsel özellikler nereden geliyor sorusundan vazgeçtiler. Özellikler fiziksel mekanik ilişkiler neticesinde ortaya çıkıyor. Ama bu mekanik ilişkileri mümkün kılan bir hareket gücü var. O nereden geliyor? Yani bir saate benzetin evreni, o çeviren ya içeride bir zemberek var ya da sürekli bir kurma kolunu birisi döndürüyor. Bir şey ama o hareketi temin eden bir güç lazım. O hareketi temin eden gücün her şeyin altında işte vis viva deniliyor ona. Hareketi sağlayan hayat gücü, canlılık gücü. Newton, Descartes, Leibniz hepsi bununla uğraştı. Kant'a geldiğimizde genel olarak şöyle kabul ediliyordu. Fiziksel cisimler kendi iç alt tabakalarında bir vis viva dediğimiz içkin hareket verici akledilir. Intelligible, noeta
vaziyetinde düşünülür. Bir prensibe, kuvvete sahiptir. Bu kuvvet hareketi, hareket bu dünyayı doğurur. Alman efendim Bilimler Akademisi'nin Kant'ın yaşadığı dönemde sorduğu Nobel ödülü gibi bir soru var. Bununla yani bu akledilir evren ile, güç ile hareket ve onun fiziksel özellikler doğurma kabiliyetini izah eden bir felsefi projeye ihtiyacımız var diyor. Kant kritik metnini yazana kadar bununla uğraşıyor. Sonradan kritik metni böyle şeylerin bulunmadığı fikrini ispata yöneliyor. Bu güçleri artık ihmal ediyor. Bu soruyu unutma ve bu sorunun yanlışlığını ortaya koyma, onu dogmatik felsefenin bir uzantısı olarak görmeyi ifade ediyor. Dolayısıyla gerçeklik, gerçekliğin iç yapısı, neyi bileceğiz, oradan türettiğimiz bilginin yapısı bu tartışma alanıyla ilgili şimdilik bir sadece bir kuple önden şey yaptım, spoiler verdim bu işin gidişatıyla ilgili. İbn Sina bu meydan okumaya direniyor işte. Kimin? Leibniz'in, Descartes'in, Newton'un eleştirileri İbn Sina için geçerli değil. Thomasçılık için geçerli. Yani Latin Hristiyan felsefesi için geçerli ama İbn Sina bu filozofların eline Latin Hristiyan felsefesi içerisinden prizmasından geçerek geldiğinden ötürü İbn Sina'nın da onlar gibi düşündüğü düşünülüyor. Mesela diyelim Robert Pasnau diye bugün de yaşayan bir şey var. Felsefeci After Certainty diye de bir eser yayınladı. Yakin peşinde diye. Aslında ortaçağ felsefecisi. Onun Form and Mechanism adlı bir eseri var. O eserde diyor ki İbn Sina nesnelerin içinde fail metafizik prensipler uydurdu. Bu prensiplerin özellikleri ortaya çıkardığını söyledi. O prensiplerin kendisini de bilinemez saydı, bu bilimin çökmesine yol açtı diyor mesela. Modern bilimsel devrimler bu görüşe karşı ortaya çıktı diyor. Fakat diyor Thomas Aquinas, bizim Hristiyan filozoflar, formu fail ilke, aktif bir prensip değil, ne olarak gördüler? İşte tamamen formel bir prensip olarak gördüler. Bu nedenle bu görüş bugün sürdürülebilir gibi bir perspektif, bir anlayış ortaya koyuyor. Güçlü İbn Sina eleştirileri var yeni Tomacı felsefe içerisinde. İbn Sina'nın düzleştirilerek hem İslam dünyasında hem Latin dünyasında bu cisimlere içkin sanki böyle paketcikler var. Onlar içeride failler ve yukarıyı doğuruyorlar. Tabii metafiziksel yapıları itibariyle düşüncesi İbn Sina'nın iyi anlamanın önünde engel oldu diyeyim. Yani İbn Sina'nın bu ortaya koyduğum biraz önceki yapısıyla bu düşünce zıt birbirine. Şimdi anlattım değil mi? Değil mi? Anlayabildim kadarıyla. Tamam. Yani şu manada zıt. İbn Sina'cı yapıda burada özellikler var. Fiziksel altyapı var. Fiziksel altyapının kendi iç işleyişi kozmik prensiplerin hareket verici yapısıyla beraber fiziksel sağduyu dünyasında ortaya çıkan suretleri tıpkı o camların kırılma indisleri gibi fiziksel vaziyette tesis ediyor. Yani nesnede ortaya çıkan özelliklerin arkasında metafizik, bilinemez, okült şeyler yok. Fiziksel şeyler, süreçler var yani. Tanrı'dan gelen şey yine bizim bilemeyeceğimiz suretler değil. Bil fiili kazandırıcı efendim ilkeler. Dolayısıyla İbn Sina'da şu paketler arkada yok. Burası fiziksel. Şuna dikkat etmeye çekiyorum. Yani nesnenin sergilediği özelliklerin temeli fiziksel. Temeli fiziksel. Biz İbn Sina'ya göre imkan olsa, yani mıknatısı ta yakından bakabilsek, mıknatıstaki çekme özelliğinin tırnak içinde, bu atomculuğu da kabul etse İbn Sina, bu kendi mizaç teorisi üzerinden gidelim, olayı sulandırmayalım. İbn Sina o fiziksel unsurların şu tarzda bir birleşiminin bu özellik için temel teşkil ettiğini ne yapar? Kabul edip bu ilişkiyi keşfedebileceğimizi söyler. Bu özelliği bu fiziksel temele bağlayabiliriz. Fakat bu işte İbn Sina'yı biz neye yaklaştırıyor? İbn Sina'yı yani bilimsel merakın önüne ket vurmuyor İbn Sina'nın suretleri.
Fakat ket vurduğu başka şeyler de var. Orayı da tadil ve tahsih etmemiz lazım. Ama buraya en azından dikkat çekmek istedim. Evet, iş, bu istidat meselesini anlattık. Şurada kalalım. Ve haza muhalun var ya. İblis dedi ki, demek ki biz bu özellikler bu nesnede nasıl ortaya çıkıyor sorusuna 3 şeyle cevap veririz. Faile müracaatla, özelliklerin bu nesnede bu parçalara istinaden başka türlü bu şekilde çıkmasının sebebi Allah'ın takdiridir. 2. Maddenin iç yapılanmasıdır. 3. Bu iç yapılanmada bu özelliğin bu şekilde ortaya çıkması belirli bir gayeye bağlıdır. Bu gaye fail ve maddeye müracaatla biz bunu izah edebiliriz. Bak, Yusuf neye müracaat etmedi? Yeni Eflatuncu olsaydı paradigmatik ilkelere müracaat ederdi. İdealara müracaat ederdi. Derdi ki bu özellikler burada var çünkü idealardan, şöyle bir ideadan pay aldığı için var derdi. Veya Vahib-i Süver işte kendisinde bulunan şöyle bir ilmi sureti buna verdiği için derdi. Kabil ve istidat teorisine müracaat etmezdi. İstidat teorisi yok Yeni Eflatuncu. İdealar fikri itibarıyla. Evet, bu dersin bu kısmını uzattık biraz. Haftaya buradan devam edelim inşallah.